Bu değil. Değil. Bunlar ne yaptırlı efendi? Bunlar benim icadım. Ana, yok, bu da kendini Da Vinci zannediyor ha. O kim ki lan? Aşk olsun Zeyrek. Da Vinci gibi bir büyüğümüzü, bu kadar muhterem bir şahsiyeti tanımıyor olman beni ziyadesiyle üzdü. Ya Allah aşkına söyle Çeyrek, çok merak ettim ya. Hem bu kadar çoluk çocuğun içinde beni rencide etme ya. Zeyrek, bak eşek geldin eşek gidiyorsun. Biraz oku, oku. Bir daha benimle beraber dolaşma, tamam? Lan Çeyrek, sen de mi bilmiyorsun yoksa ha? Abdullah Efendi, şimdi dedin ki, aha burun, aha göz, aha da dudak. Bunları ben icat ettim dedin. Gerçekten öyle mi? Yok paşa kardeşlerim. Buradaki tanıklarımız eşkali belirlemek için bu şekilleri seçiyorlar. Biz de onları yapıştırıyoruz. Eşkali böylece belli oluyor. Bak mesela burnu. Burnu kemerli mi? Gözleri. Gözleri Şeyla mı? Anladınız mı? Yok. Nasıl yani? Ya bunda anlaşılmayacak ne var? Böyle işte. İşte böyle. Bu. Mesela da bu. Vallahi Çeyrek, takdir edilesi zekana güvenip de ağaca bağlı eşek bile teslim edilmez sana, yemin ediyorum ha. Ben sana Da Vinci diyorum, sen bana eşek diyorsun. Ne kadar kültürsüz, cahil bir minyonsun. Paşalar, gelin size ben limonata ısmarlayayım. Hadi gelin, şuraya oturun. Oturun oraya. Demek öldürülen adam bir İngiliz. Evet hocam. Sefaretle ilişkili olduğunu düşünüyoruz. Kadın sokak ortasında bıçaklamış. Allah Allah. Ve yürüyüp gitmiş öyle mi? Aynen öyle. Abdullah eşkal üzerinde çalışıyor mu? İçeride. Şahitlerle konuşuyor. Hadi bir gidip bakalım. Çeyrek nerede kaldı bizim limonatları ya? Ne bileyim ya. Emredersiniz. Boris Efendi. Aman Allah'ım. Tüm zabitler Boris Zaharyas'ı arayacak. Emredersiniz efendim. Mustafa, Ali. Siz de İngiliz sefaretine gidin. Şu kadın kimmiş bir öğrenin bakalım.